38 yıl önce karım ve ben evlendik. İlk zamanlar pek akıllıca davrandığımız söylenemez. Evlenmeden önce herhangi bir danışmanlık almadık. Sorunlu ve içki düşkünü biriydim ama iyi bir satıcıydım. Eşimi ikna etmeyi başarmıştım. Gayrimenkul alıp satmaya başladığımda hayatım değişti. Çünkü ailem de bu işteydi. Bu evi yenileyelim düşüncesiyle yola çıkmıştım. O zamanlar bize yol gösterecek kablolu TV yoktu. Ev alıp yenileyerek sıfırdan zengin oldum. 26 yaşıma geldiğimde yaklaşık 4 milyon dolar değerinde gayrimenkulüm vardı. Net servetim 1 milyon doların biraz üzerindeydi. Yılda 250 bin dolar, yani ayda yaklaşık 20 bin dolar kazanıyordum. Sizin hangi mahallede büyüdüğünüzü bilmiyorum ama benim büyüdüğüm mahallede bu zenginlik anlamına geliyordu. Çok keyif aldığım zamanlardı. Ve sonra tıpkı herkes gibi param olsa almak istediğim o araba vardı. Benimkisi bir Jaguar'dı. Mahallemdeki hiç kimse Jaguar'ı heceleyemezdi bile. Egzotik bir şeydi. Ben de kendime bir Jaguar aldım. 90 gün içinde gerçek bir Jaguar'a dönüşmüştüm. Belki de bilemiyorum. Benim için bir dönüm noktasıydı. Eğleniyorduk. Sharon ve ben gerçekten çok seyahat etmemiştik. Sadece balayı için Florida'ya gitmiştik. Sonra biraz para kazanmaya başlayınca zengin insanlar ne yapar diye sormaya başladık. Araştırınca zenginlerin Hawaii'ye gittiklerini öğrendik ve biz de Hawaii'ye gittik. Orası inanılmazdı. Suyun maviliği göz kamaştırıcıydı. Biz de çok sevdik. Çok eğlenceliydi. O kadar sevdik ki eve dönüşte hemen başka bir seyahat planlamaya başladık. 2 ay sonra tekrar gittik. Eğlenceliydi. Sharon'a şu ışıltılı şeylerden aldık ama yetmedi. Biz de ona biraz daha aldık. Çok eğlenceliydi. Bazen insanların şöyle dediğini duyuyorum. Tüm bu zengin insanlar mutsuz. Paranın sizi mutlu edeceğini söylemek için burada değilim. Çünkü para sizi mutlu etmez. Para sizi zaten olduğunuz şeyden daha fazlası yapar. Eğer zaten mutsuzsanız, çok para kazandığınızda inanılmaz derecede mutsuz olursunuz. Eğer zaten depresyondaysanız ve çok para kazanırsanız, depresyonunuz daha da derinleşecektir. Para karakterinizi büyütür. Eğer bir pislikseniz ve para kazanırsanız, büyük bir pislik olursunuz. Ancak tatlı, cömert ve bağış yapmayı seven biriyseniz, para sizi bir hayırsever yapar ve topluluklara, insanlara büyük değişimler yaşatırsınız. Para kazandığınızda zaten olduğunuzdan daha fazlası olursunuz sadece. Para evliliğinizi düzeltmez. Kötü bir evliliğiniz varsa daha da kötüleştirir. Ve ailenizdeki sorunlar, çılgınlıklar da büyür. Her şey yolunda gidiyordu ve ben sadece bazı aptalca şeyler yapmıştım. Yasa dışı bir şey yapmadım elbette. Kimseyi kandırmadım, yalan söylemedim, dolandırıcılık yapmadım, bunun gibi şeyler yapmadım. Sadece aptalca davranmıştım. Kaçınız parayla ilgili aptalca bir şey yaptı? El kaldırmayanlar doğruyu söyleme konusunda bir sorunları varsa. Çok fazla borç almıştım ve bunların çoğunu 90 günlük senetlerle yapıyorduk. En büyük bankamız başka bir eyaletten bir banka tarafından satın alındı. Yeni banka 26 yaşında bir çocuğun bankaya 1.2 milyon dolar borcu olduğunu görünce ilişkimizi sınırlamaya karar verdi. Bu bankacı dilinde hayatını mahvedin demek. Tek bir senedi bile geciktirmedik ama bütün senetlerimizi istediler. Çünkü imzaladığım kağıda göre bunu yapma hakları vardı. Yani banka durumu kötüye kullanarak önceden planlananı değiştirdi. Bunun olmasına izin veren kağıdı imzalayarak aptallık etmiştim. Kimsenin bu şekilde davranacağını hayal bile edemezdim. İkinci en büyük borç verenimiz başımızın dertte olduğunu duydu ve o da 800 bin dolar daha istedi. Böylece neredeyse anında 2 milyon dolar borcumuz oldu ve hepsi gayrimenkule bağlandı. Hayatımızın sonraki 2,5 yılını sahip olduğumuz her şeyi kaybederek geçirdik. Bir yıl 250 bin dolar kazandım. Ertesi yıl vergilendirilebilir gelirim 6 bin dolardı. Bütün yılı faturalarımı ödeyebilmek için bir şeyler satarak geçirdim. 2,5 yıl sonra dibe vurmuştuk. Evliliğimiz pamuk ipliğine bağlıydı. Çünkü Kuzey Amerika'da boşanmaların bir numaralı nedeni para sorunları ve tartışmalarıdır. Boşanmadık. Sharon, ayrılırdım ama arabam yoktu dedi. Yeni doğmuş bir bebek ve sarsılan bir evlilikle umutlarım ve hayallerim yerle bir olmuştu. İflas etmiştik. En kötü zamanlarımda duşun altında durup saatlerce ağladığımı hatırlıyorum.
O kadar sıcaktı ki zorlukla ayakta durabiliyordum. Yüzümde duş izleriyle orada öylece durur ve ağlardım. Çünkü çok korkmuştum. İyileşme anında olmuyor, zaman alıyor. Bu yüzden hemen toparlanamadık. Takdir edersiniz ki bu kadar sert düştüğünde sıçrama da daha büyük olacaktır. Bu durumdan kurtulmak için para yönetimine dair yeni bir yaklaşım benimsedik. 5 temel ilkeyi uygulamaya başladık ve bunlar doğru yöntemler çünkü temelleri bir yönüyle ilahi kaynaklara dayanıyor. Bu ilkelere sağduyu diyoruz ve bunlar aslında kutsal kitaptan ve büyük annelerimizden öğrendiklerimiz. Ben sadece onları Amerika tarihinde kimsenin satamadığı kadar iyi sattım. Hepsi bu. Birinci ilke, bütçe yapın. Maliyetini hesaplamadan bir kule inşa etmeyin, yoksa yarı yolda kalırsınız. Bir işe başlamak ve sonunu getirememek, çevrenizdekilerin sizi alay konusu yapmasına neden olur. Bu adam işe başladı derler, fakat başladığı işi bitiremedi. John Maxwell şöyle der, bütçe, insanların paralarının nereye gittiğini merak etmek yerine onlara ne yapmaları gerektiğini söylemesidir. Zig Ziglar der ki, hiçbir şeye nişan almazsanız her seferinde vurduğunuz şey hiçbir şey olur. Görünüşe göre bir şeyde başarılı olmak bilinçli bir harekettir. Kazanmak asla tesadüfi değildir. Super Bowl bittikten sonra bir futbolcuyla yaptığım röportajda bunu nasıl başardın, nasıl oldu da Super Bowl'u kazandın diye sormam. Bilmiyorum, sadece otobüsten indim ve işte oluverdi demez. Kazanmak bilinçli bir eylemdir. Eğer harika bir evliliğiniz yoksa üzerinde çalışmanız gerekir. Ve eğer harika çocuklarınız yoksa onların üzerinde de çalışmanız gerekir. Dave, çocuklarını nasıl bu kadar iyi yetiştirdin diye sorulduğunda, annelerinin şefkati, babalarının otoritesi, en nihayetinde bizim bir planımız vardı derim. Gençlik grubundaki tüm çocuklar senden korkuyor. Harika, mükemmel. Bu, istenmeyen tipleri ve rahatsız edici kişileri uzak tutar. Onları damat veya gelin olarak istemeyiz. Yani bu sadece bir plan. Parayla kazara başarı elde edemezsiniz. Piyangoyu kazanmayı bekleyemezsiniz. Bu mümkün değil. Başarı bir dizi eylemin sonucudur. Mesela biraz mısır ektim ve mısır büyüdü. Ne ekersen onu biçersin. Ama hiçbir şey ekmezsen hiçbir şey büyümez. Aynı yağmur yağar, aynı güneş doğar ama hiçbir şey büyümez. Kendi adınıza bir şirket yönetiyormuş gibi düşünün, adı Sen AŞ olsun. Şu an kendi paranızı yönettiğiniz gibi Sen AŞ'nin parasını da yönetiyorsunuz. Kendinizi işten çıkarır mıydınız? Buna cevap vermeyin. İkinci önemli nokta, borçlardan kurtulun. İşte borç alan, borç verenin kölesidir. Okula gidiyoruz ve küçük bir öğrenci kredisi alıyoruz. Sonra bir Mastercard alıyoruz. Sonra da paramızın yetmeyeceği bir araba alırız. Ödeyemeyeceğimizi biliyoruz çünkü başka ödemelerimiz var. Sonra da parasını ödeyemeyeceğimiz bir ev alırız. Yepyeni evliliğimizin 7. yılına bakıyoruz. Ailemizin yaşadığı standartlarda yaşamaya çalışıyoruz. Ancak onların oraya ulaşması 35 yıl sürdü. Biz ise borçla gücümüzün yetmeyeceği bir yaşam standardına hızla geçmeye çalışıyoruz. Nefes alamıyor ve stres altındayız. Bütün para geliyor, geldiği gibi de gidiyor. Ve şimdi tek yaptığımız cuma gününe nasıl yetişeceğimizi düşünmek. Yılda 85 bin dolar kazanıyoruz ve yemek için bile hiç paramız yok. Bugün Amerika'da bu normal. Ofisimize insanlar sürekli bu şekilde geliyorlar. Diyorlar ki, dostum, beni düzlüğe çıkarabilir misin? Evet, seni düzlüğe çıkaracağım ama biraz acıtacak. Ne demek istiyorsun? Taho'yu feda etmek zorunda kalacağız. Başkalarının ne düşündüğünü önemsemekten vazgeçeceğiniz şeyler yapmanız gerekiyor. Sahip olmadığınız parayı harcamayı bırakacaksınız. Sahip olmadığınız parayla karşılayamayacağınız şeyler almaktan vazgeçin. Sizi gerçekten yansıtmayan bir yaşam tarzı için borç altına girmekten vazgeçmelisiniz. Özellikle de sizi gerçekten sevmeyen insanları etkilemek için. Değer sisteminizi sıfırlamanız gerekecek. Instagram nefesi almak, yani sadece en iyi anlarını paylaşan kişilerin hayatlarını gerçek sanmak sizi yalnızca yanılgıya sürükler. Başkalarının en iyi anlarını izleyip bu senin hayatın olması gerektiğini düşünmekten vazgeçmelisin. En nihayetinde kıyas sizi yok eder. Bu yüzden karar verdik, artık borç almıyoruz. Çok tuhafsın, haklısın. Yeni normalimiz 5 parasız olmak anlamına geliyor. Eğer hiç borcunuz yoksa neye sahip olursunuz biliyor musunuz? Paraya. Parasızlık tuhaf bir durum yaratır. Hayatınızda birçok şey değişir. Mesela işinizle ilgili farklı seçimler yapmaya başlarsınız. Bazı insanlar
faturalarını ödeyebilmek için zehirli çalışma ortamlarında kalır. Ama bir anda borçsuz kalmayı başarabilirseniz, diyebilirsiniz. Sanırım sizinle rekabet edecek bir iş kuracağım. Çünkü siz gerçekten iyi insanlar değilsiniz ve ben artık burada çalışmak istemiyorum deme hakkınız olur. Kulağa hoş geliyor değil mi? Bu bambaşka bir konu ve tamamen farklı bir düşünce biçimi. Amerika'da ortalama bir araba ödemesi Ulusal Otomobil Bayileri Birliği'ne göre şu anda aylık $529 ve bu ödeme 84 ay boyunca devam ediyor. Eğer bu $529 kaliteli bir Chevy kamyonuna yatırırsanız, değeri bir taş gibi hızla düşecektir. Chevy'nin ünlü bir kaya gibi sloganı da buradan geliyor. Çünkü değeri bir taş gibi düşüyor. Eğer bu parayı 30 yaşından 65 yaşına kadar istikrarlı bir şekilde büyüyen bir hisse senedi yatırım fonuna yatırsanız, emeklilik için özel bir tasarruf hesabı olan Roth IRA hesabında yaklaşık $5.6 milyon olur. Bu, bir araba yerine sahip olabileceğiniz bir şey. Elbette arabanızı seviyor olabilirsiniz. Fakat sizin için bir maliyeti var. Güzel bir arabanız olmasın demiyorum elbette. Kastettiğim sadece güzel bir araba sizi sahiplenmemeli. Belki bu konuda biraz farklı düşünmeye ihtiyacımız var. Batı Teksas'tan birisi bana bir telefon açtı ve "Dave, yaptığım şeyi duyduğunda muhtemelen bana çok kızacaksın." "Ne yaptın?" diye sordum. "Kamyonet ödemesi," dedi. "Kamyonet ödemen ne kadar?" diye sordum. $769. Vay canına, ciddi misin? Bu hiç eğlenceli bir durum değil, değil mi? Gerçekten işleri zorlaştırıyorsunuz. Ne kadar kötü, ev ödemen ne kadar diye sordum. O, çift genişlikte bir evde yaşıyoruz, $550 dedi. Dostum, eğer kamyonet ödemen ev ödemenden daha fazlaysa cahil olabilirsin. Sonra tüm plastikleri çıkardık, mumlar yaktık ve çocukların etrafımıza toplanmasını söyledik ve plastik cerrahi yaptık. Citibank, cüzdanında ne var? Para. Çok tuhafsın Dave. Hiç kredi kartın yok mu? Yok. Bu benim cüzdanım. Yeşil Başkan'ın yüzü. 4 parça plastik. İş yerimdeki banka kartım. Ki onları kullanmak için içinde para olması lazım, tamam mı? Kişisel hesabımdaki banka kartım, ehliyetim ve silah taşıma iznim. Şimdi dikkatinizi çekecek bir bölüme geçiyoruz. Kaliteli ilişkiler geliştir. Biliyorsunuz, çevrenizdeki insanlar sizin üzerinizde büyük bir etkiye sahiptir. Kendinizi aldatmayın. Kötü arkadaşlar iyi alışkanlıklarınızı yok edebilir. Küçük adam asla ilerleyemez diyen kişilerle vakit geçirirseniz bu düşünce tarzı size de bulaşır. Onlar kendilerinin durumlarında sıkışıp kaldıklarını ve ilerleme şanslarının olmadığını düşünüyorlar. Umarım hayatımızı düzeltebilecek doğru kişiyi bulabiliriz. Siz onların ilham kaynağı yani ruh hayvanısınız. Eğer o kişiyle sürekli vakit geçirirseniz, tahmin edin ne olacak? Zamanla onun gibi davranmaya başlarsınız. "Rahat ol ya," dediklerinde aslında sizden hayatın ciddi yönlerini görmezden gelmenizi ve sorunlardan kaçınmanızı istiyorlar. Yani onlar sanki güneşin altında, verandada uzanmış bir av köpeği gibidirler. Bu tip insanları motive etmek çok zordur. Etrafınızda hedeflerine ulaşan, işlerini başaran insanlarla vakit geçirirseniz enerjiniz de doğal olarak artacaktır. Hadi kalkın, mağaradan çıkın, avınızı yakalayın ve eve getirin demek istiyorum. İşte o zaman oyun başlar. Önümüzde tamamlanması gereken birçok iş ve tanışmamız gereken birçok insan var. Arkadaşlarınızın, en yakın arkadaşlarınızın okuduğu kitapları okuyacaksınız. Aynı filmleri ve aynı Netflix dizilerini izleyeceksiniz. Onların konuştuğu gibi konuşacak, onların dua ettiği gibi dua edeceksiniz. Eğer etrafınızdakiler cömertse, siz de zamanla onlar gibi cömert olmaya başlarsınız. Ancak cömert olmayan insanlarla zaman geçirirseniz, siz de onlar gibi cömert davranmayacaksınız. Şimdi başkalarına karşı kaba davranın demek istemiyorum. Ben herkese karşı kibar olmaya çalışırım. Ne olursa olsun, hangi dine inanırsanız inanın, hatta New York'ta yaşıyor olsanız bile, yani ben her zaman size karşı nazik olacağım, anlaştık mı? Seni seviyorum, çok tatlısın. Arkadaş olacağız. Benim birçok farklı arkadaşım var, onlar siyasi görüşleri benimkilerle aynı olmasa bile onları hala seviyorum ve herkese karşı nazik davranıyorum. Ancak burada bahsettiğim en yakın arkadaşlarım. Beni son yolculuğuma uğurlayacak 6 kişi kim olacak? Çünkü bu kişiler benim hayatımı şekillendiriyor. Bu yüzden kiminle zaman geçirdiğime çok dikkat etmeliyim. Kartallar doğal olarak bir araya gelmez, onları bilinçli olarak bir araya getirmeniz gerekir.
Hindiler ise kolayca bir araya gelir. Kiminle vakit geçirdiğinize dikkat edin. Çünkü 10 yıl sonra sizin geliriniz en yakın arkadaşlarınızın ortalama gelirleri kadar olacak. Bazılarınız şimdi yeni arkadaşlar bulmam gerekiyor diye düşünüyor olabilir. Olabilir, belki de yeni arkadaşlara ihtiyacınız var. Eski arkadaşlarınıza kötü davranmayın, ancak unutmayın, eğer alkolü bırakmak istiyorsanız sürekli olarak içki içen kişilerle takılmamalısınız. Aynı şekilde formda kalmak istiyorsanız sağlıklı beslenen ve egzersiz yapan insanlarla vakit geçirmelisiniz. Göbeğimden de göreceğiniz üzere ben o ekiple takılmıyorum, biliyorsunuz. Ama neden bahsettiğimi anlıyorsunuz değil mi? Formülü biliyoruz. Çocuklarımızın suçlularla dolaşmasına izin verir misiniz? Çünkü biliriz ki küçük Johnny bir ot kafadır. Çocuğunuz küçük Johnny'nin etrafında koşarsa çocuğunuz da bir ot kafalı olacaktır. Bu konuyu zaten bildiğinizi düşünüyorum. Bir sonraki konu ise para biriktirmek. Kutsal kitapta da geçtiği üzere akıllıların evinde yiyecekler vardır ama akılsız bir adam sahip olduğu her şeyi tüketir. Eğer kazandığınız her şeyi harcarsanız aptalsınız. Büyükannem derdi ki yağmurlu bir gün için biriktir. Büyükannemin bunu neden söylediğini biliyor musun? Çünkü yağmur yağacak. Hayatta öngöremediğimiz olaylar vardır ve bu olaylar yaşandığında size yardımcı olacak şey bir yığın paradır. Bankada 30 bin dolarınız varsa ve borcunuz yoksa ve sizi işten çıkarırlarsa tamam diyebilirsiniz. 30 bin dolar borcunuz var ve paranız yok mu? Ya işten çıkarıldığınızda muhtemelen ağlayacaksınız. Akıllı insanlar para biriktirir. Bu ilginç bir noktadır. Eğer etkili bir planınız varsa genellikle olumlu sonuçlar elde edersiniz. Hiç kimse bilinçli olarak başarısızlık planlamaz. Kimse her şeyi harcayıp 5 parasız emekli olacağımız bir plan yapalım demez. Kimse bunu söylemez değil mi? Yani gerçekten akıllıca bir plan yaptığınızda borçlardan kurtulmanız daha olasıdır. Çünkü herhangi bir ödemeniz olmadığında tasarruf etmenin daha kolay olduğunu anlarsınız. Mali durumunuz iyileştikçe başkalarına yardım etme kapasiteniz de artar. Şu an yapacağınız fedakarlıklar başkalarının göze alamayacağı türden olabilir. Ancak bu, ileride ulaşılması zor bir konfor seviyesine erişmenizi sağlayacaktır. Yani akıllıca bir plan yaptığınızda borçlardan kurtulmaya başlayacaksınız. Farklı düşünen insanlarla takıldığınızda borçlardan kurtulmak daha mümkün oluyor. Yüksek kaliteli ilişkiler kuracağız. Sonra para biriktireceksiniz. İyi alışkanlıklar ve olumlu davranışlar birleştiğinde sonuç olarak kişi maddi olarak daha iyi bir durumda olacak ve bu da onun daha cömert olmasını sağlayacaktır. Tanrı diyor ki, olağanüstü cömert olun. Neşeyle verenleri sever. 5 parasızken veremezsiniz. Fakir insanların aç çocukları beslediğini hiç görmedim. Dev, yoksulları utandırıyorsun. Hayır, eğer şu anda cebinizde para yoksa, bu durumda sizi suçlamıyorum. Ben de bir zamanlar fakirdim. Tamamen parasız kaldığım günleri hatırlıyorum. Durumunuzun nasıl bir his uyandırdığını çok iyi biliyorum ve eğer şu anda bu noktadaysanız size karşı bir öfke duymuyorum. Ancak artık değişim zamanı. Sizi bu duruma getiren kişilerin sözlerini artık dinlemeyi bırakın. Olaylara farklı bir perspektiften bakma vakti geldi. Şimdi farklı eylemler gerçekleştirme ve yeni bir yol çizme zamanı. Bu sizi sadece zenginlik anlamında değil, aynı zamanda ruhsal olarak da cömert bir birey olmaya yönlendirecek bir süreçtir. Cömertlik, basit bir eylemden öte bir karakter özelliğidir. Bu, sizin kim olduğunuzun bir yansımasıdır. Cömert insanlar daha fazla gülümser ve hatta basit bir sohbetten bile anlam çıkarabilirler. Hiç sürekli olarak sadece alma pozisyonunda olan insanlarla çevrili olduğunuz oldu mu? Bu durumun ne kadar boğucu olabileceğini düşünün. Cömertlik, bu döngüyü kırmanın ve hem kendinizin hem de çevrenizdeki insanların yaşam kalitesini artırmanın bir yoludur. Cömert insanlar başkalarına yardım etmeyi seven kişilerdir. Onlar sizin için bir kapıyı açmaktan çekinmez, başkalarının ihtiyaçlarını fark ederler. Çünkü artık sadece kendileriyle ilgilenmezler. Kendilerini kontrol altına alıp önce kendi ailelerinin ihtiyaçlarını karşıladıkları için sonrasında cömert olmaları daha kolay olacaktır. Özetle şu yaklaşımı deneyin, çünkü bana 40 dakika içinde bitirmem gerektiği söylendi. Örneğin, Şükran Günü gibi özel bir gün için plan yaparken büyükannenize yemeğe gitmeden önce erken harekete geçin. Çocukları arabaya alın ve 30 dakika erken yola çıkacağız deyin. Büyükannenize giderken yol üzerinde duraklayıp bir Waffle House önünde arabanızı park edin. Çocukları arabada bırakmanızı istiyorum. Eşinizi arabada bırakın.
Arabayı çalışır durumda bırakın. Hava soğuk olabilir, bilmiyorum. Onlara sadece orada oturmalarını söyleyin. Çocuklar ekranları kapatın, izleyin, deyin. İçeri girin ve tezgahın yakınında bir yere oturun, kendinize bir fincan kahve ısmarlayın. Servis elemanı yanınıza geldiğinde ve size kahve doldururken onun gözlerine bakın. Unutmayın, her insanın gözlerinde bir hikaye, yaşanmışlıklar ve duygular saklıdır. Gözler ruhun pencereleridir. Bu, karşınızdaki insanı gerçekten görmek ve onun hikayesine bir an olsun ortak olmak anlamına gelir. Kahvenizi doldururken size mutlu şükran günleri dediğinde, bu sıcak dileği kalpten bir teşekkürle karşılayın. Bu küçük ancak anlamlı etkileşim hem sizin hem de karşınızdaki kişinin gününe pozitif bir dokunuş ekleyecektir. Cebinizden 3 adet 100 dolarlık banknot çıkarın ve bunları masanızdaki, örneğin salsa kabının altına gizlice yerleştirin. Ardından sessizce mekandan ayrılın ve çocuklarınızın yanına dönün. Onlara yanına oturup, "Hey çocuklar, şimdi Tanrı'nın neler yapabileceğini gözlemleyelim," deyin. Bu, onlara cömertliğin ve iyilik yapmanın etkilerini göstermenin güçlü bir yoludur. Bu hareket, hem sizin hem de çocuklarınızın yaşamında unutulmaz bir anı ve öğrenme deneyimi oluşturabilir. Size ne yapacağını anlatayım. Onları alacak. Kimler Waffle House'da çalışıyor biliyor musunuz? İşe ihtiyacı olan biri. Peki, şükran gününde Waffle House'da çalışan kim? İşe gerçekten çok ihtiyacı olan biri. İşte bu hayat değiştirici bir an. Onları alacak ve kahkahalarla gülecek. Bu eylem, Waffle House'da çalışan kişinin muhtemelen uzun zamandır yaşamadığı bir iyiliği tecrübe etmesini sağlayacaktır. Kalbi kırık ve zor zamanlar geçiren birine yapılan bu tür bir jest, onların dünyaya olan bakışını bir nebze olsun değiştirebilir. Bu kişi, ilk başta verdiğiniz hediye karşısında şüpheci olabilir. Belki de bunun bir tür şaka ya da yanıltma olduğunu düşünebilir. Ancak bu, gerçek bir yardım eylemidir ve bu kişiye kendilerini önemli ve değerli hissettirir. Sizden 300 dolar almanızı ve eşinizle inanılmaz güzel bir akşam yemeği yemenizi istiyorum. Biraz para harcayıp keyfini çıkarın. Ama iddia ediyorum, garsona verdiğiniz bu 300 dolarla yaşayacağınız histen daha keyifli bir an yaşamanız çok zor. Hanımlar ve beyler, işte gerçek eğlence budur. Şimdi bir etki yaratma şansınız var. Kararınızı verdiğinizde artık parasız olmayacaksınız. Çünkü bu dünyaya uymama kararını ruhsal bir dönüşüm olarak benimseyeceksiniz. Ancak bu dönüşüm zihninizi yenilemekle başlayacak.